Neyse ben ayırırım da. Tutsun. Giresun uzun süre Karadeniz'de üçüncü, Türkiye'de 7-8. Sırada geldi. Bu kapanma sürecinde Giresun'da çok büyük bir düşüş var. Bu da halkımızın çok büyük oranda bu kapanma yasağına uyduğunu gösteriyor. Şimdi ortaya çıkan tespitlerden şu anlaşılıyor ki, şu an itibariyle bile Giresunlular artık bu işin ciddiyetini tam kavradılar. Daha da tedbirli olmaya başladılar. Daha temkinli olmaya başladı. Bu da sevindirici. Bir de Türkiye genelinde de bayağı bir iyi yerdeyiz yani o anlamda. Bu sebeple hem yetkililerimiz tabii çok valilik, belediyemiz falan çok önemli uyarılarda bulundular. Halkımız da uydu. Mesafeye, maskeye, onunla sosyal şeye uydular. Gayet güzel. Nasıl olsa virüs iyice azaldı, bitti düşüncesinden yola çıkıp da inşallah böyle rahmete kapılmazlar. Kapılırlarsa bakın dikkat edin, maskesiz hemen hemen yok. Ben şu anda bakıyorum, virüs tarafa doğru. Maske takmayan yok. Çenesinde çok tutan da yok daha önceki gibi. Öncelerde en az yarısı çenesindeydi. Şimdi o da önemli bir gelir. Zaten bu düşüşün sebeplerinden birisi de maske ciddiyetinin, sosyal mesafe ciddiyetinin çok iyi şekilde kavranmış olmasından kaynaklanıyor. Yani bir de bu ardı ardına gelen üzücü ölümler, genç yaşlı demeden Giresun'da çok insan kaybı oldu. Bu halkımızı da biraz daha temkinli olmaya itti. Giresun zaten şu son salgında pik noktasındaydı. Karadeniz'de en yüksek illerden bir tanesiydi. Bu kapanma süresiyle beraber temaslar, mesafeler bayağı azaldı. Hastanelere gitmek azaldı. Sayılar bayağı düştü. Giresun şu anda gayet iyi bir durumda. Yeteri kadar azalmış. Zaten olan bölge şeydi, Giresun bölgesiyle Bulancak bölgesinde fazlaydı vaka sayıları. Oralarda da düşmeye başlamış. Bazı ilçelerimizde hiç sıfır vaka var. Tedbir, mesafe bir de yerel yöneticilerin üzerine çok düştüğü anda bu işi başaracaklarını gösterdiler. Mesela tabii halk da var ama yerel yöneticiler bu işe birebir şeyini vermesi lazım, emeğini vermesi lazım. Şu anda Giresun valisi de ekipler kurmuş. Her mahallede memurlar, polisler çalışmalarını yapıyorlar, uyarmalarını yapıyorlar, raporlarını düzenliyorlar. Bunların da büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben Ankara'dan yeni geldim. Düştüğünü söylediler, onun için geldim. Şu anda da çok mutluyum yani düştüğü için. Dikkat edersek daha da düşer inşallah. Hijyene dikkat ediyoruz. Önemli olan o zaten. Yani aşılarımız olduk ama ne kadar olursak olalım, maskelerimiz, el yıkama, üstümüze, başımıza, insanların aramızdaki mesafeyi her zaman dikkat edeceğiz yine. Böyle tedbirle, maske, mesafe, temizlik olduğu sürece daha da güzel günler göreceğiz inşallah. Bu Covid'i çok ben de geçirdim. Çok zor bir süreç. Yaşayanları çok da vaka kaybettik. Vakamız çok oldu. Daha da dikkatli olursak daha da güzel olacağına inanıyorum.